Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuza sunuşdurışımız qanəmsə də qıtanlar ekranımız olsun. Küzətkücülər Xitayının cinayətlərini yuşurub qalılmaydıqanlıqını bildirişdi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian 7 iyun qərarlıq axbarat elan qilish yığınında hər qetimqidek Şərq Türkistanda davam qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayətlərini qeyliplaşqan yalğan sözlər bilən yuşurışqı urundi. Yıqında aşkarlanğan Şərq Türkistan saxçı hüccətləri xalqara cəmiyyəti qatdıq qulğulu qozğan bulub, bu hüccətlərdə aşkarlanğan lagırğı tutqun qılınğan uyğurlarının sürətləri və onlarının nimi üçün tutqun qılınğanlıqı Şərq Türkistandakı qayıs türmə və qayısı lagırdı ikəllikidək polatdək pakitlər Xitayning Şərq Türkistanda irqi qırğınçılıq cinayəti sadır qılıb atqanlıqını yana bir qıtım isbatlap berdi. Bunun bilan xalqaradakı muxbirlar hər xil usulda Xitayni Şərq Türkistandakı bu əhvalğa cavab berishki qıstımaqda. Xitayning Şərq Türkistan xalqı üstüdün yürgüzüb atqan bastırış, qırğın qılış, İslam dini və müsəlmanlarga qarşı siyasətləri xalqarada paş bolup Xalqara cəmiyyətdəki bir qism hökumət və hökumətsiz təşkilatlarının Xitayını ayıplaşı barğancı küçəyməkdə. Xitayının tümür tapını astıda qırılıp getib atqan Şərq Türkistan xalqının əhvalını bilib yetkən dövlətlər həmkarlaşıb Xitayğa hər xil embargo yürgüzməkdə və Şərq Türkistan xalqını terrorluq töhməti bilan ucuqdursaq heç kişi arlaşalmaydı deyib kötnü xam soqqan Xitay dairələri Xalqara cəmiyyət tərəfindən kilib atqan ayıplaşlardan və cəzalardan köçüb qeyliplaşqan yalğancılıqları bilan dünyanı aldaşqı yeni müqaddiq küç çıxarmaqda. Axbarat elan qılış yığınında Phoenix televiziya kanalı muxbiri Zhao Lijian'dan Amerikanın Xitayda turuşluq sabiq diplomati uçuq aşkarı halda Amerika hökumətinin Şinjan kartısı oynaşdıkı həqiqi müddəasını oturğa qoyğan idi. Siz bu məsələyə qanda qaraysız deyib sorğan. Sualğa cavab bergan Zhao Lijian hiligarlik bilan irqi qırğınçılıq Amerika tarafından uydurup çıkarılgan yalğancılıq. Amma siz onunğa işenmesliğiniz mümkün. Biz Amerika'dan siyasi maksat bilen Şinjan meselesi de Xitay'a qarı çaplaşını toxtışını talep kılımız dep bildirilgan. Küzetkücüler xalqara cemiyetinin Şarkı Türkistan'ın hakiki ekvalini bilip yetip, Xitay'ın Şarkı Türkistan'da yürgüzü batkan vekşi bastırış kılmışını irqi qırğınçılıq cinayeti dep muayyelleştirgenlikini, yıkında aşkarlanğan Şarkı Türkistan'daki sahçı hüccetleri tihimi ilgirligen halda, Xitayning jinoiy qilmishlarining allaburun irqiy qirg'inchilik jinoyati o'lchimidan eshib ketganligini isbotlaganligini Xitayning polatdek paketlar oldida qilplashgan yolg'onchiliklari bilan jinoyatlarini yoshirib qololmaydiganligini bildirishmoqda. Istanbulda Xitayning kengaymichiligi haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. Istanbulda insoniyat duch kelgan tahdid Xitay kengaymichiligi temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Muhakeme yığını 4 iyun İstanbul'da faaliyet kılıp atkan Uyghur Akademisi vahbi, Türk Ocakları'nın İstanbul Şöbesi, Xitay Tatqiqati İnstitutu Qatarlıq Cemiyetlerinin hemkarlığı da Türk Ocakları İstanbul Şöbesi'nin yığın zalide ötküzülgen. Yığınğa alaqadar tatqiqatçılar, faaliyetçiler ve bazı ictimai teşkilat rehberleri iştirak kılgan. Yığında jurnalist Halis Özdemir, Profesör Doktor Alimcan İnayet, Doktor Perhat Qurban Tengritağlı, Doktor Ali Çaksu Qatarlıqlar Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayetini xalqaradı qandaq kılğandı küçülük kün tertifki keltürüş, Şarkı Türkistan meselesini qandaq təşviq kılış meseleleri haqqıda hər xil təkliflerini bergen. Yığında Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayeti asasi temi kılıngan bulup, Muhakeme kılış arqılıq növetti Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayetini toxtuş üçün Bu meselenin xalq ammasığı keng kölemlik anlatış, hem de eniq düşünceye ilgi kılış gerekliki, şundaqlı akbaratlarda köplep kün tertifki keltiruşdan muhimliği tähkitlengen. Ondan başka Şarkı Türkistan meselesini xalqa aralaştırış üçün xalqara kanunşunaslarına hareketke ötküzüş gerekliki bildirilgen. Uttur Asiya devletleri bilen Xitay öz ara hemkarlıklarını kengaytidiganlıqını bildirdi. Otur Asiya devletleri bilen Xitay rayonda tinişlik, mukumluk ve bexaterlikini qoğdaşta öz ara hemkarlıqını kengaytidiganlıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Kazakistan paytaxtı Nursultan'da Taşqı İşlar Ministeri Muhtar Tilauberdi'nin sahip xallıqı da Otur Asiya devletleri ve Xitay Taşqı İşlar Ministerlerinin 3. qıtımlıq yığını ötküzüldü. Yığınğa Kırgızistan Taşqı İşlar Ministeri Jeimbek Kulubayev, Türkmenistan Taşqı İşlar Ministeri Rashid Merdov,
Özbekistan Taşkı İşler Ministeri Vekili Vladimir Norov, Tacikistan Katnaş Ministeri Azim İbrahim ve Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi katnaştı. Terepler yığında Uttur Asya devletleri bilen Xitay arasında köp tereplik hemkarlıkını teyhamu kengaytışının rayonda tınışlık, mukumluk ve bexaterlikini koğdaştığın başka devamlaştırgılı bulunduğun ictimai, iqtisadi terakiyat üçün muhim işkerliki tähkitlendi. Yığında Uttur Asya devletleri bilen Xitay arasında bexaterlik, katnaş, sanayet, kilimat özgürleşige karşı köreş, yeşil iqtisad, uçur sanayeti, sähiye, sayahatçilik, Medeniyet ve başka stratejik sahalarını özçüge alan plan lahiler tasdiqlandı. Kazakistan Taşkı İşler Ministeri Muhtar Tilavberdi yığından keyin bayanat elan kılıp, diyalog formatıdaki yığın ramkısı da köp tereplik hemkarlıklarını küçeytişke, onun muhim yüşürün küçünü oturğa çıkarışka, Uttur Asya rayonunu tinişlik, dostluk, özara yardım ve devamlaştırgılı bulunduğun terakiyatkı köngül bulduğallıkımızını yeni bir kıtım ispatladık dedi. Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi Uttur Asya devletleri bilen köp tereplik hemkarlıkını küçeytişini ümit kıldığallıklarını bildirdi. Wang Yi yana özara hürmet, özara menfaat yetküzüş ve yakşı koşundarçılık ramkısı da Uttur Asya'nın müstakillikli, tinişliği ve kelecigi üçün ortak tirişkanlık körüstüş meselesi de pikir birliği hasıl kılganlıklarını bildirdi. O yana Xitay-Yavrupa yolunun bihater ve mukum buluşuğu kapalatlı kılıdığallıklarını eskertti. Küzetküçüler Xitay'nın Uttur Asya devletlerine herhal yumuşak siyasetleri bilen kamal kılıp, atılmış özara menfaat yetküzüş kalpıqa astıda iqtisadi qarızgi boğuş arqılıq, onların Xitay'nın sezikidin çıkalmaydıgan halgı elip gelişi üçün qattıq tirişivatqanlıqını Mezkur devletlerdeki halklarının mı Xitay'nın bu rezil suikastını künsürü tunup yetip, Xitay'nın kengaymikilikige karıştırışkı başlıqallıqını bildirişti. Amerika Pentechniki şirketi Rusya bazırıdın çekingenlikini uxturdu. Amerika Pentechniki şirketi IBM Ukrayna'daki tokunu sebebiden Rusya bazırıdın çekinişini pilallavatqallıqını uxturdu. Bildirilişçe şirketinin baş icraiye emeldari Arvind Krishna bayanat elan kılıp, biz Rusya'daki barlıq ticaretini toxtattık degen. Şirketinin Rusya'daki torbeti de bu mezmun emdi yok degen uçur görüngen. Bu yıl Mart ayının 5'de IBM şirketi Rusya'daki soğudu faaliyetlerini toxtadığallıqını, yumuşak detal setişinin ahırlaşqallıqını ve Rusya'nın müdafiye şirketleri bilen bolğan hemkarlıqının toxtadığallıqını uxturgan idi. Türkiye bilen Rusya'nın devlet müdafiye ministerleri görüştü. İki ministerinin söhbeti de muhim meseleler müzakere kılındı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye devlet müdafiye ministeri Hulusi Akar, Rusya devlet müdafiye ministeri Sergey Shoigu bilen ötküzgen telefon söhbeti de Suriye'nin şimalideki mukumluğunu buzuşunu maksat kılgan ve künsürü küçüyüvatkan hareketlerine gereklik cevap verildiğallıqını, şundaklı rayonda terörlüğünün mevcutluğunu kubul kılgılı bolmaydıqallıqını tähkitledi. Söhbet yana Ukrayna ve Suriye meseleleri qatarlıq özara ve rayon karakterlik şundaklı müdafiye ve bihaterlik meseleleri müzakere kılınğan. Hulusi Akar Ukrayna'nın vaziyeti üstüde toxtulup, texamo köp adam ölüş hadislerinin aldını eliş, rayonda mukumluğunun kaytidin berpa kılınışı ve barğancı nacarlaşıvatkan insanperverlik vaziyetini yaxşılaş üçün baldurraq uruş toxtuş elan kılışının muşimliğini tähkitligen. O yana yemeklik krizisiga münasibetlik açlık, aptapperes ve başka dehqancılık mahsulatlarının bihater tuşuluşu üçün yolgu koyuşu tigişlik tedbirler üstüde mi toxtulup, Türkiye'nin insanperverlik yardım meselesi de herhal yardımlarını kılışkı tirişivatkallıqını, rayonda tinişliğini işgı aşırış üçün bugünkü kadar kılıp kilivatkanıgı oxşaş, bunun din kim mu öz mesuliyetini ada kılışkı tayar ikerlikini bildirdi. Hulusi Akar Suriye'nin şimalideki vaziyet üstüde mi toxtulup, rayonun mukumluğunu buzuşunu maksat kılgan ve künsürü küçüyüvatkan hareketlerine kereklik cevap kaytırıldıqallıqını, rayonda terörizmden mevcutluğunu kubul kılgılı bolmaydıqallıqını tähkitledi. Şundaklı bu haqda ilgiri tüzülgen kilişimlerge emel kılış kereklikini eskertti. Çavuşoğlu Gristiya kanunlarga xılaplık kılıverse aralarının ilgilik hukuku dadalaş kılındu dedi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Gristiya'nın halkaralık kilişimlerge xılaplık kılıp aralarını korallandırganlıkını oturgu koydu. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Gristiya'nın halkaralık kilişimlerge xılaplık kılıp aralarını korallandırganlıkını oturgu koyup Gristiya bu xıl xılaplık kılış kılmışlardan vazgeçmese bu aralarının ilgilik hukuku dadalaş kılındı dedi.
Minister Mevlut Çavuşoğlu hizmet ziyareti münasebeti bilen paytaxt Ankara'ya gelgen Şimali Makedonya Taşkı İşler Ministeri Bucar Osmani bilen koşma muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdü. Minister Çavuşoğlu yığında söz kılıp halkara münasebetlerde ilgiz pastikler, sürkülüşler, dostluklar buludu. Bunlar tabii işler. Ama Grisiye çüşüp kalan vaziyet kişinin işini eşiştirdi. Ular bir işini nahayeti yakışı kılalaydı. Her kancı haksız bolsun mu, özlerinin kançılık haklık ikerlikini otturgu koyuş ve yığlaş cahette hakikaten yakışı. Yüz mü yüz kelgende kucaklaydı. Arkanızını kılsanızla nefret, öçmenlik, yalgan ve tökmet. Bunlar siyasetçilerge ve devletlerge yarışıdığan işler emez. Grisiye bizden yazgan mektuplarımızga Adem'dek cevap kaytursun. Kuralsızlandırılgan arallarının salahiyetigi buzgunçilik kılmağallakını disun. Belgilimelerge hılaplık kılışkı hatimi vermeydigan bolsa, arallarının ilgilik hukuki detalaş kılındu digerlerine kayıt kıldı. Statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz Birleşmiş Milletler'e iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor. Silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun. Demokrasi Yunanistan'dan başladı diyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Şimdi bizim verdiğimiz, gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar. Ve Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar. Türkiye işte yayılmacı politika izliyor, adalarımızı aldı vesaire. Bizim yazdığımız mektup gayet sari, net bir mektup. Hukuki çerçevede açıklıyor yazdıklarımız durumu. Buna cevap veremiyor ya da saçma sapan cevap veriyor, ondan sonra demagojiye döküyor. Ayrıca Yunanistan'ın Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Biz hiç öyle bir kompleks içine girmedik. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler. Böyle bir kompleks içindeler. Bu aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması. Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Böyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden beklentisi de böyle değil. Her gün Yunanistan'ı eleştir demiyor halk. Yeri geldiği zaman dozajında her şey. Ayrıca Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Yani iş insanlarıyla ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimize dair. Bu anlam, bu çerçevede de önemli görüşmeler de gerçekleştirdik. Biz başka ülkeleriyle de diplomatik ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi birçok ülkeyle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Ama hiçbir zaman gidip de iş insanlarımıza bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ticaretini, yatırımını durdur ya da oradaki projeni durdur demedik. Şimdiki başka platformlarda birbirimize eleştiririz de iş insanlarına gidip Dendias'ın Türkiye'yi şikayet etmesi çok saçma olmuş. Oysa biz iş insanlarımıza böyle bir şey yapmıyoruz. Hatta bize sordukları zaman bir ülkeyle bir problem olduğu zaman biz bunları düzeltiriz, siz yatırımlarınıza ya da ticaretinize devam edin diye onlara moral veriyoruz. Çünkü uluslararası ilişkilerde inişler, çıkışlar, gerginlikler, dostluklar olabiliyor, işbirliği artabiliyor. Bunlar doğal şeyler. Yani sonuçta maalesef Yunanistan'ın içine düştüğü durum işler acısı. Ama bir konuda diğer konularda o kompleks vesaire doğru olmayan şeyleri söylemek onda özenmiyorum da aslında bir konuda yani böyle takdir de etmiyoruz ama bir şey çok iyi başarıyorlar. Yani en haksız durumda bile yani ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bu takdir mi edilir yoksa başka türlü mü değerlendirilir onu bilemem. Elbette her ülke kendi çıkarını, kendi doğrularını savunmak zorundadır. Dışişleri bakanları da. Bir de gelip yüzünüze hemen sarılırlar, ederler. Arkasını döndüğü zaman, toplantıya girdiği zaman nefret, kin, yalan, iftira, yani bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli, hukuk çerçevesinde
ve belli bir anlayış içinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir ama son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların, silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçersiz değil. Bu ihlali sonlandırmasa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten. Egemenliği tartışılır. Bu kadar söylüyoruz. Teşekkür ederim. Kanada Rusya'ya yeni embargolarının yürgüzüldüğünü jakarladı. Kanada Rusya'nın nefet, tabii gaz ve kimya sanayi sahalarının faaliyetlerine ihtiyaclık bolgan buğaltırlık ve ilan qatarlık 28 mülazimetinin Rusya'ya eksport kılınışını çekledi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Kanada Taşkı İşler Ministeri Melanie Joly bu haqta ilan kılgan bayanatıda Ukrayna urushi sebebiden Rusya'ya qaratılgan yeni embargolarını uxturdu. Bu embargolarga asasen Rusya'nın nefet, tabii gaz ve kimya sanayi sahalarının faaliyetlerine ihtiyaclık bolgan buğaltırlık ve ilan qatarlık 28 mülazimetinin Rusya'ya eksport kılınışı çeklendi. Joly bayanatıda embargo yürgüzüş nişan kılınıvatkan bu sahalarının Rusya'nın hamçot kiriminin 50%'ye doğru kilidiganlığını kayıt kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.